Arkadaşlar bu dersimizde sizlere sitoplazma ve organellerden bahsedeceğiz. Ökaryotik bir hücrenin yapısında bir dedik hücre sarı bulunur dedik. İlk başlığımız hücre ile ilgili arkadaşlar hücre sarıydı. İkincisi sitoplazma ve organeller. Üçüncüsü çekirdekti. Ve şimdi arkadaşlar sitoplazma ve organeller kısmına geldik. Nedir arkadaşlar? Hücreden başlayacak olursak arkadaşlar hücre duvarından başlayabiliriz. Nedir hücre duvarı? Arkadaşlar hücre duvarı bitkilerde, bazı alglerde, mantarlarda, bakterilerde ve arkelerde bulunur. Bu canlılarda hücre duvarı, bu canlılar hücre duvarına sahiptir. Şimdi arkadaşlar hücre duvarı her bir canlıda ayrı yapıya sahiptir. Biz bunları ayrı ayrı işleyecek olursak arkadaşlar önce bitkilerdekinden başlayalım. Bitkilerde ana maddesi arkadaşlar selülozdur. Hücre duvarının ana maddesi selülozdur. Ancak arkadaşlar selülozun yanında pektin, lignin, süberin gibi maddelerde bulunabilir. Ana maddesi selüloz, selülozun yanında pektin, lignin, süberin gibi maddelerde bulunabilir. Hücre zarında bir hücre zarından diğer hücre zarına madde geçişleri arkadaşlar geçitler aracılığıyla olur. Madde geçitleri geçitler aracılığıyla olur. Yine maddenin geçişinde plazmodezmatalar da görev almaktadır ki daha önceki hücre zarından oluşan farklılaşma ya da hücreden hücre farklılaşmalarda bundan bahsetmiştik. Hücreye arkadaşlar çeperler şekil verir, desteklik sağlar. Turgor basıncına karşı hücrenin dayanıklı olmasını sağlar. Hatırlanacağı üzere su alınca bir hayvan hücreleri patlardı, bitki hücreleri turgora geçerdi. Hayvan hücrelerinin patlamasına hemoliz demiştik. Bitki hücreleri ise çeperden dolayı patlamazdı. İşte arkadaşlar bu şekilde bitkilerde ana maddesi selüloz ancak pektin, lignin gibi maddelerden de oluşan bir ne vardır arkadaşlar? Yapısı vardır diyebiliriz. Mantarlarda kitinden oluşan bir hücre duvarı vardır. Bazen arkadaşlar selüloz yapıda da mantarlarda duvar oluşabilir. Polisakkarit, protein, lipid ve polifosfolipitten meydana gelir. Kitin ne asetil glikoz amin polimeridir. Yani arkadaşlar çok sayıda ne asetil glikoz amin polimeri bir yapıya sahiptir. Bunların birleşmesiyle oluşur. Yapısında arkadaşlar azot bulunur. Glikoza azotlu bir amin grubunun eklenmesiyle, amino grubunun eklenmesiyle meydana gelmektedir. Bakterilerde peptidoglikan yani mürein yapıda bir arkadaşlar çeper vardır. Şimdi bu yapı arkadaşlar gram pozitiflerde ve gram negatiflerde birbirinden farklıdır. Şimdi arkadaşlar gram pozitiflerin çeperini inceleyecek olursak arkadaşlar ne asetil muramik asit arkadaşlar bakın şunlar ne asetil muramik asittir arkadaşlar. Bu şekilde bir yapıya sahiptir arkadaşlar. Şunlar ne asetil glikoz amindir arkadaşlar. Bakın şöyle ne asetil glikoz amindir. Bitim yapısında da vardı arkadaşlar bunlar bu şekilde. Bunlar arkadaşlar böyle bir yapıya sahiptir. Şunlar ise arkadaşlar bakın şu moleküller ise arkadaşlar amin asitlerdir. Bakın alenin gibi şu şekilde arkadaşlar böyle lösin gibi arkadaşlar farklı tipte amin asitler ne yapmıştır arkadaşlar zara bağlanmıştır. Karbonhidratlar var, asetil muramik asit, asetil glikozamin ve arkadaşlar amin asitler var. Şimdi şurada da arkadaşlar bakın pentaglikonik asitler de çapraz bir şekilde ne yapmıştır arkadaşlar bağlanmıştır. İşte bakın yapı bu şekildedir. Gram negatiflerde de yine arkadaşlar benzer bir yapıya sahiptir. Ancak şurada şuradaki moleküller bakın amino asit buraya arkadaşlar doğrudan bağlanmış bir yapıya sahiptir. Şimdi gram pozitif ve gram negatif bakterilerin peptidoglikan çeperleri arkadaşlar birbirinden farklılık gösterir. Sınıflandırmada bu peptidoglikan yapıdaki çeperlere tekrar bahsedeceğiz. Mikoplazma denilen en ilkel bakteri olarak kabul edilen grupta arkadaşlar hücre çeperi bulunmamaktadır. Ribozom. Şimdi ribozom arkadaşlar protein sentezinin yapıldığı yerdir. Yani amino asit artı amino asit, protein artı su tepkimesinin meydana
geldiği yerdir arkadaşlar. Meydana geldiği yerdir. Bu tepkime nerede meydana geliyormuş arkadaşlar? Ribozomda meydana geliyormuş. Ribozom arkadaşlar RNA ve proteinden meydana gelmektedir. Ribozomun yapısı RNA ve proteindir arkadaşlar. İki molekülün birleşmesiyle ne meydana gelir? Ribozom meydana gelir. Daha önce prokaryotlarda söylemiştik anlatırken prokaryot ve ökaryotları arkadaşlar. Prokaryotik ve ökaryotik canlıların tamamında ribozom bulunur. Yani evrensel bir organ olarak karşımıza çıkmaktadır. Ve dışında bir zarı olmadığı için zarlı bir organel olarak karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar. Aynı çeşit proteinin fazla miktarda sentezlenebilmesi için çok sayıda ribozom bir araya gelerek poliribozomları ya da polizomları meydana getirir arkadaşlar. Bu şekilde nedir? Bakın şöyle küçük alt birim ve büyük alt birim olmak üzere iki alt birimden meydana gelir. Bu iki alt birim birleşince arkadaşlar ribozom kompleksini meydana getirmektedir. Şimdi buraya bakacak olursak arkadaşlar iki alt birimden oluşur. Ökaryotlarda 80 S'dir. Prokaryotlarda 70 S'dir. S, Seedberg sabitesidir. Çökelme sabitesidir arkadaşlar. Ökaryotlarda 80, prokaryotlarda 70'tir. Ökaryotlarda büyük alt birimin çökelme sabitesi arkadaşlar 60 S'dir. Küçük alt birimin arkadaşlar çökelme sabitesi 40 S'dir. Prokaryotlarda büyük alt birimin çökelme sabitesi 50 S, küçük alt biriminki ise arkadaşlar 30 S'dir. Şimdi bakın şu 30 S arkadaşlar bir çökelme sabitesine sahibi. Prokaryotlardaki arkadaşlar alt birimlerden küçük olanlarınki. Şu ise arkadaşlar büyük alt birim arkadaşlar böyle. Bu da arkadaşlar 50 S çökelme sabitesine sahiptir arkadaşlar. Böyle bir yapısı vardır. Şu bakın küçük alt birim şöyle arkadaşlar. Şu ise arkadaşlar büyük alt birim olarak ifade edilir. Çekirdekçikte sentezlenir. Sitoplazmaya geçer. Yani RNA'lar çekirdekçikte sentezlenir. Proteinleri sitoplazmada sentezlenir. Çekirdekçiğe geçer. Çekirdekçikte proteinle RNA birleşir. Büyük veya küçük alt üniteler meydana gelir. Alt üniteler halinde sitoplazmaya geçer. Sonra protein sentezleneceği zaman mRNA küçük alt birime tutunur. O da büyük alt birime tutunur. Aktif ribozom meydana gelerek sentez başlamış olur arkadaşlar. Şimdi protein sentezi bu şekildedir. Protein sentezinde arkadaşlar görev alır demiştik ve ribozomun arkadaşlar EPA denilen EPA olarak ifade edeceğimiz arkadaşlar 3 bölgesi vardır. Bunlar arkadaşlar şurası E bölgesi, şurası P bölgesi, şurası ise arkadaşlar A bölgesidir EPA. Şimdi A bölgesi arkadaşlar A bölgesi şimdi bu arkadaşlar ne işe yarar? A bölgesi tRNA'nın arkadaşlar buraya gelip tutunduğu bölgedir. tRNA'nın gelip tutunduğu bölge A bölgesidir arkadaşlar. Bakın şu mRNA arkadaşlar buraya bağlanma bölgesi. Bakın ne yaptı? Bağlandı. Bu küçük alt birim, bu büyük alt birim. Şu arkadaşlar A bölgesi şu şekilde. Şurası arkadaşlar şöyle P bölgesi. Şurası ise arkadaşlar E bölgesidir. Bakın böyle bir yapısı şurası. Bakın şu A bölgesine ne yaptı arkadaşlar? tRNA geldi tutundu. Daha sonra arkadaşlar P bölgesine geçer. Bu mRNA gidince bu A bölgesinden P bölgesine geçer. P bölgesine geçince arkadaşlar burası arkadaşlar uzama bölgesidir. Buraya arkadaşlar tRNA aminasitlerini burada bırakır. Aminasitlerini buraya gelince burada bırakır. Ve arkadaşlar buradan nereye geçer? Uzama bölgesi de denir arkadaşlar. Aminasitleri uzama bölgesi. Daha sonra arkadaşlar E bölgesi. E bölgesi ise arkadaşlar tRNA'nın çıktığı exit bölgesidir arkadaşlar. P polymerization bölgesidir. Polimerizasyon gerçekleştirme bölge. E de arkadaşlar exit çıkış bölgesidir. tRNA buradan çıkarak yeni aminasitleri almak üzere sitoplazmaya geçer. İşte bakın EPA. A tRNA'nın tutunduğu P arkadaşlar P bölgesi tRNA'nın aminasitini bıraktığı ve polimerleşmenin meydana geldiği E ise tRNA'nın çıktığı bölge olarak karşımıza çıkmaktadır. Sitoplazmada serbest olarak bulunan
sitozeldeki çözülmüş haldeki proteinleri sentezler. Sitoplazmada serbest olarak bulunan ribozomlar, sitozoldeki mesela glikoliz enzimleri gibi arkadaşlar proteinleri sentezler. İkinci olarak arkadaşlar RNA'ya bağlı olanlar ise hücre dışına gönderilecek olan proteinleri sentezler. Mesela insülin hormonu, mesela sindirim enzimleri, mesela dışarıya salgılanacak olan salgı maddeleri, lizozom enzimleri. Bu tip şeyler arkadaşlar yapılar granülü üzerindeki ribozomlarda sentezlenir. Şunlar bakın şöyle birazdan göreceğiz. Bunlar arkadaşlar granülleridir. Bunların üzerinde nokta nokta bakın şunlar da arkadaşlar ribozomlardır. Şu arkadaşlar granülsüz RR'dir. Düzgün yapıya sahip arkadaşlar. Ve bunların üzerinde de ribozom yoktur diyebiliriz. Şimdi ikinci arkadaşlar organelimiz sentrozomlardır. Sentrozomlar nedir? Şimdi arkadaşlar sentrozomlar arkadaşlar hayvan hücrelerinde bulunur. Ve gelişmiş yapılı bitkilerde yoktur. Bazı ilkel bitkilerde de sentrozom içerisinde sentriol vardır arkadaşlar. Şimdi bir sentriol 9 adet birbirine kaynaşmış 350 mikrotübülden oluşur. Bakın arkadaşlar şu birinci mikrotübülümüz, şu ikinci mikrotübülümüz 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane arkadaşlar 350 mikrotübüllerden oluşur. Bu bir sentrioldür arkadaşlar. Bu bir neymiş? Sentriol. İkinci bir sentriol daha var arkadaşlar şöyle. Bu da yine her biri 3 tane mikrotübülden oluşan 9 birimden meydana gelir. Merkezlerinde ileride Sil ve Kamçı anlatırken işimize yarayacak arkadaşlar. Merkezlerinde sentriollerin mikrotübül yoktur. Bunun için bunlar 9 artı 0 mikrotübül düzenine sahip bir yapıya sahiptirler arkadaşlar. Aynı ribozomlar gibi sentrozomlar da zarsız ikinci organeldir. İki tane zarsız organelimiz var. Birincisi ribozom, ikincisi ise arkadaşlar sentrozomdur. Sentriyollerin etrafında içinde mikrotübüllerin çıktığı bulutumsuz yapıda şekilsiz protein matrisi yer alır. Buraya sentrozom veya mikrotübül düzenleme merkezi de denir. Bakın arkadaşlar şunlar mikrotübüller. Bakın şöyle mikrotübüller arkadaşlar şu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Üçerli arkadaşlar şöyle nedir? Mikrotübüller vardır. Ve bu üçerli mikrotübüller arkadaşlar birbirine kaynaşmış halde bulunur. Bakın şöyle merkezde ne yoktur arkadaşlar? Mikrotübüller yoktur ve 9 tane bir neyi var arkadaşlar? Yapısı var. Şimdi bu iki tane arkadaşlar sentriyol. İki sentriyolun çevresinden çıkan bulutumsu şekildeki arkadaşlar protein molekülleri bunların hepsine birlikte arkadaşlar sentrozom veya mikrotübül düzenleme merkezi denir. Sentrozom veya mikrotübül düzenleme merkezi olarak ifade ederiz. Hayvan hücrelerinde sentrozom içerisinde bir çift sentriyol bulunur. Bakın arkadaşlar şu hayvan hücrelerinde sentrozom içinde bir çift sentriyol bulunur. Yüksek yapılı bitkilerde sentrozom vardır. Ancak bunların içerisinde sentriol yoktur. Ciğer otlarında, ginkgo biloba'da arkadaşlar bu tip bitkilerde sentrozom içerisinde sentriol de vardır. Sentrozomlardan ipli üretecek proteinler vardır. Aster iplikleri bitkilerde sentriyoller olmadığı için oluşmaz arkadaşlar. Şimdi hücre bölünmesinde kendisini eşleyerek hücrenin karşılıklı kutuplarına gider. Sentrozom eşler kendini iki katına çıkar. Bir sentrozom var, iki sentrozom olur ve karşılıklı olarak hücrenin kutuplarına doğru gider. Bakın arkadaşlar şunlar aster mikrotübülleri. İki sentrol, bir sentrozom bakın. Bir sentrozom da burada karşılıklı olarak kutuplarına gitmiş oldu. Bu mikrotübüller yani şu uzanan mikrotübüller arkadaşlar daha sonra iyi iplikle dönüşür ve kromozomların kutuplara çekilmesinde görev alır. Endoplazmik retikulum. Şimdi nedir arkadaşlar? Yapısı çekirdek zarına benzer ve onun devamı şeklindedir. Hücrenin sitoplazmasına kapalı kanallar sistemindedir arkadaşlar. Bakın şöyle sitoplazmaya kapalı arkadaşlar şöyle bir kanallar sistemidir. Bakın şöyle bir yapısı vardır arkadaşlar.
Şu düz daha çok arkadaşlar şöyle burç şeklinde uzananlar düz birazdan göreceğiz. Şunlar ribozom olanlar da granülüsüz. Hücre bakın böyle hücrenin içerisinde arkadaşlar bu şekilde bir kanal sistemi olarak görev görmektedir. Hücre içerisinde veya hücre zarı ile çekirdek zarı arasında madde alışverişini sağlar. Kapalı bir kanal sistemi olduğu için madde alışverişinde rol oynamaktadır. Buraya bakacak olursak bakın şöyle arkadaşlar bir kanal sistemi olarak görev görmektedir. Bu şekilde ne var arkadaşlar? Bir yapısı var. Ve böyle ne yapar arkadaşlar? Bakın bu yapının içerisinde böyle böyle uzanarak bir kanal sistemi olarak görev görmekte ve böylece madde taşınmasını sağlamaktadır. ERE hücreye arkadaşlar desteklik sağlar. Dıştan basınca hücrenin bir ağ gibi sardığı için arkadaşlar dıştan basınca bu basıncı absorbleyerek arkadaşlar içeri doğru hücrenin göçmesini önler. Yani hücreye desteklik sağlamakla görevlidir. Asidik ve bazik tepkimelerin birbirini etkilemeden hücrenin içerisinde meydana gelmesini sağlar. Şurası asidik ortam olsun. pH 5. Şurası arkadaşlar pH'ı atıyorum ne olsun arkadaşlar 7 olsun. Şimdi bu tepkimeler bu bir bariyer gibi işte gördüğü için arkadaşlar birbirini etkilemez. Ve birbirini etkilemeden ne yapar arkadaşlar? Görev görür diyebiliriz. ERE tek sağlıdır. Farklılaşarak arkadaşlar Golgi'yi meydana getirir. Farklılaşır ve neyi meydana getirir arkadaşlar? Golgi oluşturur diyebiliriz. Şimdi ERE'de arkadaşlar şöyle kanallı bir şekilde olan sisterna adı verilen yassılaşmış kesecikler bulunur. Sisternalar bakın şunlardır arkadaşlar. Şu kanallar bunlar ne arkadaşlar? Sisternalar. Ve arkadaşlar bunları birbirine bağlayan tüplerden meydana gelir. Bakın arkadaşlar şunlar da tüpler. Bunları birbirine bağlayan nelerden meydana gelir arkadaşlar? Tüplerden meydana gelir. Sisterna membranları granüle endoplazmik retikulumdan meydana geldiği için devamlılık gösterir. Bakın granüle ERE bunlar ribozom bulundukları için bakın şunlar arkadaşlar şöylece granüle ERE'dir ve sisternalar buradan meydana geldiğinden dolayı burada oluştuğu için arkadaşlar devamlılık gösterir. Şimdi kuvvetli protein biyosentezi yapan hücrelerde gelişmiştir. Çünkü bu yapılar arkadaşlar protein sentezinin, lipid sentezinin yapılacağı yerlerdir. Birazdan görevlerini ayrı ayrı söyleyeceğiz arkadaşlar. Karaciğer, epitel hücresi, yağ bezleri, steroid hormon salgılayan iç salgı bezlerini oluşturan epitel hücreler ve kas hücrelerinde gelişmiş olarak bulunur. Bunlar nedir arkadaşlar? Gelişmiş bir yapıya sahiptir. Gelişmiş bir ERE'ye sahiptir arkadaşlar. Bu yapılar. Bakın şunlar granülli ERE arkadaşlar. Birazdan göreceğiz. Granülli ERE. Şunlar da arkadaşlar granülsüz ERE'lerdir. Şöyle sisternalar. Şunlar arkadaşlar şöyle kanal şeklinde olan sisternalar. Arkadaşlar şöyle birbirini bağlayan yapılardan oluşmaktadır. Üzerinde ribozom bulunduranlar granülli ERE'dir. Şimdi şunlar arkadaşlar granülli ERE, ribozom bulunduranlar. Ne işe yarar? Protein sentezi, salgı maddesinin yapımı gibi olayları üstlenir. İşte arkadaşlar insülin hormondur arkadaşlar. 51 kadar aminositen meydana gelir ve bunun sentezini gerçekleştirir. Proteinlerin sentezlenen bu proteinlere glikozilasyonunu gerçekleştirir. Proteinlerin glikozilasyonunu gerçekleştirir. Yani proteinlere glikozlu moleküllerin eklenmesini sağlar. Sentezlenen, eklenen ya da çıkarılan moleküller, protein moleküllerin son kontrollerini yapar. Kalite kontrollerini yapar arkadaşlar. Son olarak ne yapar? Onları kontrol eder. Sentezlenen proteinlerin bir kısmını Golgi, lizozom, peroksom gibi yapıların zarına gönderir. Bunlar transport veziküllerdir arkadaşlar. İlgili yerlere yani sentezledik. Diyelim ki lizozom olacak bu proteinlerde. Bu proteinler enzim görev görecek arkadaşlar. Oraya gönderir. Zara bağlı proteinlerin çoğunu, hücre zarındaki proteinlerin
Bu glikoproteinler vardı arkadaşlar. Zardaki glikoproteinler vardı. İşte arkadaşlar zardaki bu glikoprotein gibi moleküllerin çoğunu granüllü RR'deki ribozomlar sentezler. Şimdi granüllü RR proteinleri sentezler. Granülsüz pardon, granülsüz RR'ye geçer. Burada veziküller şeklinde Golgi'ye ulaştırılır. Şimdi arkadaşlar burada baktık mı? Şu arkadaşlar bakın granüllere. Granüllere de arkadaşlar bakın şöyle transport veziküllerine geçer. Bu şekilde arkadaşlar Golgi veziküllerine geçti. Bakın Golgi'de de arkadaşlar böyle sistemler şeklindedir arkadaşlar. Buraya geçer. Golgi'de birazdan göreceğimiz üzere arkadaşlar bunda bir takım işlemler gerçekleştirir böyle. Gerçekleştirdikten salgı maddesi olan dışarıya ne yapacaktır arkadaşlar? Verecektir bu şekilde. Veya hücre içerisinde kullanılır veya arkadaşlar hücrenin dışına salgılanacak madde olarak kullanılmaktadır. Ribozom bulundurmayanlara ise granülsüz RR diyoruz. Şunlar arkadaşlar bakın şuradakiler komple şöyle granülsüz RR'dir. Burası neymiş arkadaşlar böyle? Granülsüz ne arkadaşlar? Endoplazmik retikülüm. Granülsüz RR. Steroid hormon sentezler. Transferesteroid hormon sentezler. Karaciğerde glikojen yapımı ve yıkımını sağlar. Karaciğerde safra ve kolesterol yapımını sağlar. Zehirli maddelerin zehir etkisini yok eder. Yani detoksifikasyonu sağlar. Midede klor atılmasını gerçekleştirir. İnce bağırsakta emilen monogliseritlerden lipoprotein sentezini gerçekleştirir. Çizgili kasta kalsiyum deposu olarak görev yapar. Bu şekilde arkadaşlar karbonhidrat ve lipid metabolizması ile ilgili olayların bir kısmını granülsüz RR'ler gerçekleştirir arkadaşlar. Orada gerçekleşen olaylardır. Golgi. Şimdi Golgi nedir arkadaşlar? Golgi yassılaşmış sisternalar şeklindedir. Bakın şunlar sisterna arkadaşlar. Aynı zamanda keseciklerden meydana gelir. Şu kısım bakın şurası cis. Burası da ne arkadaşlar? Böyle transtır. Aynı zamanda keseciklerden meydana gelir. Şimdi sisterna bakın arkadaşlar şu komple şu kanal sistemi sisternalardır. Üç kısımdan meydana gelir arkadaşlar. Şimdi orta kısmına biz medyan. Orta bölgesi nedir arkadaşlar? Medyan. Şimdi şurada arkadaşlar bakın şöyle. Cis bölgesi. Şuraya bakıyoruz arkadaşlar şöyle. Cis bölgesi. ERE'ye bakan kısmı cis bölgesi. Orta bölge sistemler kısmı burası. Orta bölgesi. Trans bölgesi ise arkadaşlar yüze sana bakan kısmıdır. Burası da trans bölgedir. İşte cis zaten ERE'nin farklılaşmasıyla meydana geliyordu. Bu taraf cis. Orta bölge daha sonra ise arkadaşlar trans bölgeden meydana gelmektedir. Üç kısımdan oluşur. Granüllerde sentezlenen proteinler granüllü RR lümeninde birikir. Burada ilk şeker molekülleri takılır. Glikoproteinler oluşur. Yani ilk glikozilasyon gerçekleşir. Glikoproteinler granüllü RR'den ayrılıp Golgi'ye gider ve sisternaları oluşturur. Golgi'ye gittikten sonra arkadaşlar böyle neyi meydana getirmiş? Şöyle sisternalar var arkadaşlar. Bu şekilde sisternaları meydana getirir. Bazı şekerlerini kaybeder. Şeker ekleme veya çıkarmalar meydana gelir. Golgi'de ikinci glikozilasyon ile sülfatizasyon, fosforilasyon meydana gelir. Yani sülfat, fosfat, glikoz gibi moleküllerin eklenmesi meydana gelir. Oluşan molekül Golgi'yi terk eder ve son şeklini alarak ne yapılır arkadaşlar? Salgılanır. Şurası Golgi'de arkadaşlar bakın ne yaptı? Golgi'ye son şeklini aldı ve buradan ne yaptı arkadaşlar? Salgılandı. Veya arkadaşlar buradan salgılandı. Veya kesecikler bazı proteinleri işlev yapacakları daha az olgun Golgi'ye gönderebilirler.
Ya bir ile böyle dışarıya salgılayabilirler. İki ile arkadaşlar daha az işler yapacakları yere salgılayabilirler. Hücre zarı ve hücre çeperindeki pektinler ve selülozik olmayan diğer polisakkaritlerin yapım yeridir. Selülozu zarda bulunan enzimler sentezler, glisentezlemez. Selüloz plazmozanda yerleşen enzimlerce sentezlenir ve duvara eklenir. Hücre zarını ve hücre içerisindeki organellerin zarını sentezler. Mesela lizozomun zarını Golgi sentezler, enzimini granüllü RED sentezlenir gibi. Tek zarlıdır. Farklılaşarak lizozom ve kofulu meydana getirir arkadaşlar. Granüllü RE, düz RE, düz RE'de Golgi zarını yapar. Granüllü RE'de enzimleri, düz RE'de de Golgi'de de zarı gerçekleşmiş olur arkadaşlar. Bunlar da transport kesilen arkadaşlar bir salgı yapıyor. Şöyle salgı formu olarak ifade edebiliriz. Endostoz ile alınan maddeleri çevreler. Bakın şöyle ne yaptık arkadaşlar? Endostozu bir madde aldık. Bu maddelerin çevresini ne yapar arkadaşlar? Çevrelemekle görevli bir yapıya sahiptir. Peki lizozom. Nedir lizozom? Hayvan hücrelerinde bulunur. Fagositozla alınan maddeleri sindirir. Yaşlanmış veya bozulmuş hücrelerin parçalanmasını sağlar. Böylece hücreyi gençleştirir. Lizozom. Şimdi arkadaşlar granüller RE'de enzimleri, lizozomun arkadaşlar granüller RE'de enzimleri Golgi'de zarı sentezlenir. Apoptozis'te iri baş kuyruğunun yok olmasında görev alır. Apoptozis programlanmış hücrelidir, Parmak aralarımız embriyonik dönemde kapalıdır. Buradaki hücreler ne yapar arkadaşlar? Embriyonik dönemde DNA'dan gelen emir doğrultusunda lizozomunu sitoplazmaya dağıtır ve hücreler parçalanır. Parmak aralarımız ne yapmış olur arkadaşlar? Ayrılmış, açılmış olur. Eğer ki bu olay arkadaşlar normal hücrelerde meydana gelirse, yani apoptozis değil de kendi hücrelerinde meydana gelirse hücre kendi kendini sindirir. Buna ne diyoruz arkadaşlar? Biz izo, buna ne diyoruz? Biz otoliz diyoruz. Şimdi kuyruk arkadaşlar larva döneminden ergin döneme geçerken kurbağalarda kuyruk kopar. Bunu da arkadaşlar yine lizozom yapar arkadaşlar. Hücre içerisine alınan atık maddeleri sindirdi. Atamaz. Atıklar yavaş yavaş birikir. Yaşlığa bağlı olarak ellerde görülen el lekelerinin nedeni budur arkadaşlar. Ve el lekeleri ne yapar arkadaşlar? Meydana getirir diyebiliriz. Lizozom atıkları sindirdiği için. Şimdi arkadaşlar endostozda besin maddesi ne yaptık arkadaşlar? Biz hücrenin içerisine aldık. Lizozom ne yaptı arkadaşlar buraya? Sindirim enzimi salgıladı. Sindirim enzimi salgılamadan önce ilk yani oradaki şu yapıldıktan sonra herhangi bir kufulda ya da başka bir şeyle birleşmemiş. Bunlar arkadaşlar biz primer lizozomlar diyoruz. Şunlar neymiş arkadaşlar? Primer lizozomlar. Primer lizozomlar endostoz yoluyla metabolizma sonucu oluşan bazı maddeler ya da hücre organelleriyle birleşir. Birleşince arkadaşlar bunlar ne halini alır arkadaşlar? Sekonder lizozom halini alır arkadaşlar. Ve bu sayede de sindirim olayı gerçekleşmiş olmaktadır. Şimdi nötrofil ve makrofaj gibi fagositik aktivite gösteren hücrelerde lizozomlar arkadaşlar görece daha fazladır. Çünkü bunlar aldıkları maddelerin hücre içerisinde sindirimini gerçekleştirmektedir. Organik molekülleri sindirir. pH arkadaşlar 4,7 civarındadır. Hücre zarında hidrojeni hücrenin içerisine pompalayan pompalar vardır arkadaşlar. Böylece asidik bir ortamın oluşması sağlanır. Zarlarında özel lipid olan fosfolipidik asit vardır ve kolesterolden dolayı kendi zarını sindiremez. Hani içeriği asidik ya, zarında bulunan lipitten dolayı
kendi içindeki zarı sindirerek enzimi sitoplazmaya dağılmaz. Koful. Şimdi arkadaşlar, koful 3 çeşittir. Birincisi arkadaşlar, bitkisel kofullar. Bitkisel kofullar arkadaşlar, bitkilerden tuğgor basıncı ile bitkinin dik durmasını sağlar. Şimdi şöyle arkadaşlar, bitkilerde şöyle bir ne var? Koful var. Şimdi plazmolizle su verildi. Deplazmolizle ne yaptık arkadaşlar? Suyu aldık. İşte bu plazmoliz, deplazmoliz olayında arkadaşlar kofullar ne yapar? Maddenin, suyun arkadaşlar geçişini sağlayarak bu şekilde destekliği sağlamakta görevlidir. Şimdi arkadaşlar, kofullar bitkilerde atık maddelerin depo edilmesini sağlar. Şimdi şu arkadaşlar, koful ilk barda küçüktür. Son barda görüyor musunuz arkadaşlar? Üzeri adeta koful yığını haline gelmiştir. Atıklar ne yapıyor arkadaşlar? Böyle birikerek yeşil olan yaprağın sararmasına neden olmaktadır. Şimdi bitkilerde, gelişmiş bitkilerde lizosom yoktur dedik. Bazen nişastanın sindirilmesi gerekebilir, osmotik basınçın ayarlanması için arkadaşlar. Kofullardan bazıları sindirim enzimi taşır ve lizozom benzeri görev görür arkadaşlar. Bu şekilde de özellikleri vardır. Antosyanin gibi pigmentler içererek bitkilerde özellikle sepal ve petallerin renginin oluşmasını sağlar arkadaşlar. Şeker ve amino asitler için geçici bir depolama yeridir arkadaşlar. Buralarda geçici bir depolama yapar. Besin kofulu. İkinci koful tarzımız arkadaşlar, ikinci koful şeklimiz, tipimiz besin kofuludur. Hayvan hücrelerinden endostozla besin hücreye alındığında geçici olarak bir koful oluşur. Bunun adı arkadaşlar sindirim kofulu ya da besin kofuludur. Hayvanlarda hücrede daimi koful yoktur. Endostozla besin alındığında oluşan geçici koful vardır. Ama bitkilerde hücrede daimi koful bulunmaktadır. Boşaltım, kontraktil kofullar. Tatlı suda yaşayan bir hücrelerde fazla suyu dışarı atmak için boşaltım kofulları vardır. Tatlı su hipotonik, hücre kendine göre hücre tatlı suya göre hipertonik olduğu için su arkadaşlar nereye girecektir? Kofunun içerisine girecektir. Su hücrenin içerisine girecektir. Hücrenin içerisine girince hücre şişip patlama tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. İşte arkadaşlar, bunu önlemek için kontraktil kofullar vardır ve çalışmaktadır. Peroksisomlar. Şimdi arkadaşlar, peroksisomlar nedir? Peroksisomlar arkadaşlar, amino asitlerdeki amino grupların oksidasyon ile kaldırılmasını sağlar. Amino gruplarının. Alkollerin detoksifikasyonu, yani zehir etkisinin zehirsiz hale getirilmesini sağlar. Hidrojen peroksidin parçalanmasında görev alır. Uzun yağ asitlerini mitokondriye gelecek küçüklüğe parçalayarak yağların beta oksidasyonunu gerçekleştirir. Yağ asitleri 18, 20, 22 karbonludur arkadaşlar. İnsanda genellikle bu karbon atomu sayısına sahiptir. Ve solunum tepkimelerine asetil-CoA basamağından girer. Şimdi asetil-CoA 2 karbonludur ve 2 karbon moleküllere kadar parçalanması gerekir. Bunu arkadaşlar biz beta oksidasyon diyoruz ve beta oksidasyonu ile parçalar. İçinde enzimler vardır. Bunlar katalaz, glikoksidaz, D aminoasit oksidazdır. Bu şekildeki bu enzimleriyle arkadaşlar ne yapar? Parçalama, yani bu metabolik etkinlikleri gerçekleştirir. Peroksisomlar da lizozomlar gibi yuvarlak ve zarla çevrili olmasına rağmen içlerinde hidrolitik enzimler taşıması, yani sindirim değil daha çok katabolizma üzerine etkilidirler. Bir hücredeki oksidasyon işlemlerinin %90'ı mitokondride, %10'u da peroksisomlarda meydana gelmektedir diyebiliriz. Lizozomlardan farklı olarak Golgi kompleksinde üretilmezler ve mitokondriyonlar gibi kendi başlarına büyüyüp tomurcuklanıp çoğalamazlar. Köken aldıkları ve üretildikleri yer kesin olarak belirtilmemiştir. Peroksisomların kökeni bilinmemektedir arkadaşlar. Bloksomlar. Şimdi özel bir peroksisomdur arkadaşlar.
Tohumlardan, özellikle yağ depolayan tohumlardan bulunur. Yağ asitlerini şekere dönüştüren enzimler içerir. Çimlenme bitene kadar bu şekilde ne yapılır arkadaşlar? Kullanılır. Şimdi arkadaşlar daha önceden görmüştük karbonhidratları anlatırken. Yağ asitleri arkadaşlar şekerlere dönüşmez. Yağ asitleri şekerlere dönüşmez. Bunu sağlayan enzim yoktur. Şimdi arkadaşlar, şimdi tohumlarda, özellikle yağ depolayan tohumlarda çimlenme esnasında fermantasyon olur. Ve glukoz dışında moleküller fermente olmaz. Ama yağ depolayan tohumlarında da yağ var. O zaman ne olacak arkadaşlar? Yağ glukoza dönüşmesi lazım. İşte glikozomlar bu işlevi gerçekleştiren organeldir arkadaşlar. Mitokondri. Oksijenli solunum ile hücrede enerjinin, yani ATP'nin sentezlendiği yerdir. Besin artı oksijen, karbondioksit, su artı ATP tepkimesinin meydana gelmesini sağlamaktadır. Şimdi arkadaşlar dışları bakın şöyle. İç sarı kıvrımlı arkadaşlar. Krista bu şekilde bakın. Solunumun oksijenin kullanıldığı, karbondioksitin ise açığa çıktığı bir yapı olarak karşımıza çıkmaktadır. Çift katlıdır. Dışlar düzdür. Porin denilen hidrofilik kanal proteinleri bulunur. Zarlar arası bölge arkadaşlar bakın şurası iki zar arası bölgedir. Alınan büyük moleküller sindirilir. Ve Stockholm C'de arkadaşlar önemli nadaş şeyde periferal bir protein arkadaşlar. O da iç zarın dışa doğru bakan kısmında bulunmaktadır. Şimdi arkadaşlar iç zar dış membrandan daha incedir. %80 protein, %20 lipitten meydana gelir. Kristal olarak isimlendirilen çok sayıda kıvrımlar vardır iç zarda arkadaşlar. Bir fosfolipid olan kardiyolipinden zengindir. Kardiyolipin zardan iyon geçişini engelleyen lipittir. ATP sentaz enzimi ve ETS enzimleri iç zarda bulunur. Nadaş güridiktaz, ubikinon, sofrom ediktaz, sofrom C, sofrom oksidaz gibi ETS elemanlarının bulunduğu yer iç zardır arkadaşlar. İç kısmına matris denir. Solunum enzimleri, DNA, RNA, protein, su ve mineraller matriste bulunur arkadaşlar. Burada ne yapar? Bulunmaktadır. DNA'sı, RNA'sı ve ribozomu olduğundan kendi kendine çoğalabilir. Kendi proteinini sentezler. Sinir, kas ve karaciğer gibi hızlı metabolizmaya sahip hücreler de çoktur. Çünkü bunların fazla miktarda enerjiye ihtiyaçları vardır. Mitokondri DNA'larının %90'dan fazlası egzon özellik gösterir. Proteinleri kodlayan kısım. İntron yani kodlama yapmayan kısımlar ise arkadaşlar bulunmaz. Yani şu intron bölgeleri nedir arkadaşlar? Bulunmaz. Prokaryotlara benziyor bir özelliğiyle zaten. Mitokondride belirgin bir DNA tamir mekanizması bilinmemektedir. Yani telomer bölgesi bulunmamaktadır. O nedenle de mutasyon hızı çekirdek DNA'sından 10-20 kat daha fazladır. DNA'sı prokaryotlarda olduğu gibi halkasal bir yapıya sahiptir. Mitokondriler ortadan ikiye bölünerek, tomurcuklanarak veya ortalarından boğumlanarak suretiyle çoğalabilirler. Bugünkü dersimizin arkadaşlar burada sonuna geldik. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. İyi günler.